Süleyman Soylu ile ilgili bir yazı yazdım arkadaşlar. Hatta burada da konuştum. Dedim ki Süleyman Soylu dedim Gazi Osman Paşa'yı kaybetmiş, kendi ilçesini, Eyüp'ü kaybetmiş, seçimin üzerinden geçmiş neredeyse 2 ay fotoğraf paylaşıyor. Diyor ki ev ziyaretlerinde bulundu. Ben de diyordum ki o yayında günaydın. Şimdi hanımefendi yazmış. Sen de mi Brutus demiş. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Şu kadar bir eleştiriye gelemiyoruz. Ben Süleyman Soylu ile ilgili ne dedim? Ev ziyaretini eleştirdim. Yanına da şeyime dövücüyü koydum. Dedim ki ya pazar dolaşıyor. Orasını geziyor. Burası, bu böyle olmaz dedim. Günaydın dedim. Seçim bitti dedim. Başka kötü bir şey söyledim mi? Ama demek ki bu beylerin ve hanımların nazarında kötü bir şey söylemişiz. Ah vallahi hiç. Kusura bakmayın. Olanı biteni paylaşacağız arkadaşlar. Bana kızanlarla ilgili de bir iki kelam edeyim. Şimdi Süleyman Soylu ile ilgili bir yazı yazdım arkadaşlar. Hatta burada da konuştum. Dedim ki ya Süleyman Soylu dedim Gazi Osman Paşa'yı kaybetmiş, kendi ilçesini, Eyüp'ü kaybetmiş, seçimin üzerinden geçmiş neredeyse 2 ay fotoğraf paylaşıyor. Diyor ki ev ziyaretlerinde bulunduk. Ben de diyordum ki o yayında günaydın. Şimdi bir hanımefendi yazmış, ya birçok kişi de yazmış. Sen de mi Brutus demiş. Süleyman Soylu ile ilgili sen de mi Brutus demiş. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Şu kadar bir eleştiriye gelemiyoruz. Ben Süleyman Soylu ile ilgili ne dedim? Ev ziyaretini eleştirdim. Yanına da şeyime dövücüyü koydum. Dedim ki ya pazar dolaşıyor. Orasını geziyor. Burası. Bu böyle olmaz dedim. Günaydın dedim. Seçim bitti dedim. Başka kötü bir şey söyledim mi? Ama demek ki bu beylerin ve hanımların nazarında kötü bir şey söylemişiz. Ah! Şimdi ne yapacağız? Vallahi hiç. Kusura bakmayın. Olanı biteni paylaşacağız arkadaşlar. Sonuna kadar bazı şeyleri anlatacağız. Anlatacağız ki gerçekler su yüzüne çıksın. Şimdi bakın Ali Nur Aktaş'ı ben buraya getirdim, konuk ettim. Babamın oğlu değil ama mert, delikanlı bir adam. Bizden kaçmadı. Buna rağmen ben şimdi bugün yani bir hukukum var diye ben Ali Nur Aktaş'ın bölgesi Bursa ile ilgili bir şey konuşmayayım mı? Konuşursam ben de mi Brutus mu oluyorum mesela? Mesela Bursa'da yani hani tehlikenin farkında mısınız derler ya, geliyor gelmekte olan diyordu ya Zat-ı Muhterem. Geliyor gelmekte olan. Geliyordu yani, gerçekten geliyordu o yenilgi. Yani böyleydi ve Ali Nur Aktaş da bunun bilincindeydi. Fakat buna rağmen bakın. Cumhurbaşkanı Faruk Çelik'i çağırdı. Dedi ki Faruk Çelik emredin efendim dedi. Dedi Urfa'ya gidiyorsun geçmişte. Baş üstüne efendim dedi gitti. Sonra aradan zaman geçti. Bakandı, çalışma bakanıydı. Çok da başarılı bir bakandı. Çok da güzel işler yapıyordu. Sonra dedi ki Faruk Çelik dinlen. Baş üstüne efendim dinleniyorum. Sonra Cumhurbaşkanı dedi ki Faruk Çelik buyurun efendim dedi. Derhal dedi Artvin'e gidip orada kazanıp geliyorsun. Baş üstüne efendim dedi gitti orada kazandı ve geldi. Ya Faruk Çelik yapılan bütün anketlerde Bursa'da önde çıkarken Faruk Çelik'ten bahsediyorum. Bütün anketlerde açık ara fark öndeyken Mustafa Bozbey hiç kimseye hepsini geride bırakırken ve bunu herkes bilirken ve özellikle Efkan'ı alabilirken adamı ne hikmetse engellediler, aday göstermediler. Ya Faruk Çelik'in makama, mevkiye ihtiyacı mı var? Faruk Çelik böyle bir şey mi kovalıyor? Yani bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, doymuş artık bu hizmete. Yani yapmaktan yorulmuş. Az önce de dediğim gibi gitmiş Urfa'ya sallamış ortalığı. Gitmiş şeye Artvin'e
Kazanmış gelmiş. Abi sen niye bu adamı aday göstermedin Bursa'ya da? Niye? Yani Ali Mahir Başı, Ali Nur Başkan kötü bir adam değildi. Ama olmadı, olmuyordu. Yetersiz miydi? Yani bir demek ki kazanamadığına göre bir yerde bir hata var. Ve bunu da millet teşkilatlar görmüş. Milletle yapılan anketlerde demişler ki biz Faruk Çelik'i istiyoruz. Efkan Ala demiş ki yok. Benim dediğim olacak. Ama senin dediğin burada. Şimdi ben bunları konuşmayayım arkadaşlar. Allah'ınızı severseniz. Ya bazıları şimdiden başka hesapların içerisinde. Parti kimsenin umurunda değil. AK Parti %15 oy kaybetmiş. %15. Ama birileri daha şimdiden Erdoğan sonrası hesap kitap yapmaya başlamış. Hasköy'de binalar dikmişler. 5 katlı 6 katlı binalarda mevki makam o biçim. Oralarda Erdoğan sonrası hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Siz neyin şeyindesiniz? Neyin eleştirisini yapıyorsunuz? Bildiklerimizi anlatmayalım mı? Bildiklerimizden şaşalım mı? Daha düne kadar ben siyaset bırakacağım diyen, siyaset yapmayacağım diyenler az önce de ifade ettiğim gibi Hasköy'de lüks kulelerde 2028'de Erdoğan sonrasının kulisini yaparak ben nasıl olsa bu işi götürürüm diyenler var. Şimdi beni konuşturmayın. Açtırmayın ağzımı diyorum. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Bak önümüzdeki günlerde çok farklı ihanetlerle karşı karşıya biliriz. Karşı karşıya kalabiliriz daha doğrusu. Bir Ali Babacan örneğini yaşayabiliriz. Bunu yazın bir kenara. Ben adını söylüyorum, bak tekrar söylüyorum. Bina kiralanmış, çalışmalar başlanmış, ekipler kurulmuş, gelgitler başlamış, anket şirketleriyle görüşmeler olmuş. Bir ton şey söylüyorum size. Ve bir süre sonra Ali Babacan veya Davutoğlu ihanetinin benzeri hatta daha kötüsüyle karşılaşabiliriz. Onun için bizim bir şeyleri anlatıp milletin gözünü açmamız lazım. Hiç bana kırılmayın. Süleyman Soylu'nun şeyinde bir tane eleştiri yaptık diye bana bununla gelecekseniz gelmeyin abi. Gidin Süleyman Soylu'yu severseniz sevin. Ama yavrum babamın oğlu yanlış yaparsa söylerim bunu bilesiniz.